Yabadabadu, başardık Barney. Hey, neler oluyor? Şansa bak, kan canavarı petrol buldu. Hey dur Robin'in en vahşatım yıldırımdır. Dünya radyo şampiyonu bir astro gel buraya. Oo, taç canavarı yıldırımı büyük bir şamut sanıyor. Onu yiyecek galiba. Fred beni bekle. Fred sana bekle dedim. Kanun namına. Bir şeyler yapsan iyi olacak Fred. Yoksa taş canavarı yıldırımı bir hamlede kapıp yutacak. Bir dakika taş canavarı, mantıklı olalım ne dersin? Neden iki tane cılız mahlukat yiyesin? Orada bak çok daha güzeli duruyor. Sanırım işe yaradı. Taş yatağına kadar dünya kadar yolumuz var. Evet Barney, bu işi de başardık. Neyse, bu dertten kurtulduk ama başka dertler var. Kurtarıcımız geldi Fred. Bak Bay Flambelap geliyor. Merhaba, sizi gördüğümüzde sevindik. Hem de çok sevindik dostum. Size teşekkür etmek istiyorum çocuklar. Artık bir petrol kuyum olduğuna göre lüks içinde seyahat edebilirim. Atlayın bakalım buraya. Hadi yıldırım. Peki ya biz Bay Red Blum? Epidir tamam tepiyoruz vallahi billahi. Üzgünüm, otostopçular arabamı alamam. Biz otostopçu değildik. Evet biz polisiz. Kanun namına durur musunuz? Verin. Bizi bekle. Durunuz. Evet çocuklar, bugün yine değişik ve karışık bir kelimemiz var. Bu da ne böyle? Evet bakalım neymiş? Evet bir bakalım neymiş arkadaşlar? T-H-E-A-T-E-R. Harika. Şimdi kendime kelimeler türeteceğim. T ile tarak. H ile havlu. İşte yine bir H geliyor. Evet bu sefer de havuç. Evet şimdi A geldi. Ayak. Evet buna ne diyorsunuz çocuklar? T geliyor. Tren. Çup. Evet R. Radyo. Harika. Şimdi son kelimemiz. Yine T geldi. Bu da tarak. Evet. Bakalım neymiş? Bitti bile. Evet çocuklar, kendinize yeni kelimeler türetebilirsiniz. Ben kazandım Pebbles. Merhaba çocuklar. Pebbles'la kim daha çok üfleyebilecek oyunu oynuyorduk. İhtiyacınız olan tek şey iki tane boş kutu. Evet, onları bul. Kutu dedim kaptan, köpek değil. Hafif olduğu takdirde herhangi bir kutuyu kullanabilirsiniz. Kağıt bardak bile kullanabilirsiniz burada. Sonra makas. Evet, başkan. Evet, teşekkürler kaptan. Siz de kutularınızı, makasınızın ipini, teybinizi hazır edin. Birazdan beraber olunca nasıl yapılacağını size göstereceğim. Kalabalık bir grup Taş Yatağı merkezindeki meşhur Taş Yatağı otelinde buluştu. Buluşma sebepleri ünlü müzik grubu Sumuç'un yeni giysilerini teşhir etmesiydi. Bilma, çok heyecanlıyım. Sumuç'u gerçekten yakından görecek miyiz? Ve mücevherleri de bir servet eder Betty. Baksana şu. O giysilerin değeri trilyonlar eder herhalde. Teşekkür ederim bayanlar baylar. İlk numaramız bu gece. Son numaranız olacak. Senin yerine ben geçeceğim. Benim adım Rock. Şehirdeki bütün müzik servetleri benim olacak. Ve buna da senden başlayacağım. Hey ne oluyor? Ne yapıyorsunuz öyle? Hey bana bak, ne yapıyorsunuz? Bilma neler oluyor? Emin değilim Betty ama bunun bir resmini çeksen iyi edersin. Peki. Tamam. Herkes gülümsesin. Dediğine göre şehirdeki bütün müzik servetini eline geçirecekmiş.
Bu grubun bir servet olduğunu mu söylüyorsun? Grup üyeleri değil Bay Granit, elbiseleri. Her tarafları mücevher doluydu. İyi bir haber peşinde oluyor olabilirsiniz. Chester! Alga, beni mi çağırdınız Bay Granit? Bana müzik dosyasını getir ve oraları temizle derhal. Her şey yolunda burada. Ama ancak benim derdim hiç bitmeyecek. Belki bunu fark edebilirler. Bunga süper gücüme başvurayım. Bunga bunga, ezer misin onların ikramızda? Bunga tamam, teşekkürler. Ah, bunga bunga işte bitti. Dosyayı nereye getireyim patron? Masama koyuver Chester. Teşekkür ederim Chester. Her şey bunga bunga, masanda biraz çürükmüş patron, ne yapayım? İşte bir sonraki hedefi Kesaraka plak şirketi olabilir. Değeri milyonlar olan platin plak koleksiyonları var. Pankrak için iştah açıcı bir hedef olabilir. Hadi Betty gidelim. Bize daha kolay bir görev bulamaz mısınız Bay Granit? Lütfen. Merhaba çocuklar, bu işi kime göre olduğunu tahmin ettiniz değil mi? Hector, orada mısın, cevap ver. Unga bunga, o mu? Şey istedim, o burada yok. Notunuz var mıydı acaba? Tamam. Sonra görüşürüz aracıya, başak. Kaptan bari adamı geliyor anacığım. Unga, neredeyse unutuyorum şeyi, süper kahraman değil. Tele sekreter servisi, değil mi? Evet, tele sekreter servisi. Nasıl? Bu platin plaklar çok değerli olmalı Bay Kasarak'a. Pankrak'ın onları çalacağından korkmuyor musunuz? Niye korkayım? Plaklar sopa geçirmez, camın içinde çok iyi bir alarm sistemim var ve civardaki en iyi korucu aslanlar da bende şekil. Anladın mı? Bu arada göklerde kaptan mağara adamı hızla yaklaşıyordu. Unga bunga, galiba uçma gücümün ekibiyeye ihtiyacı var aracı. Görüyorsunuz hanımlar, kimsenin girmesinden korkmuyoruz. Kaptan mağara adamı, ne işin var senin burada? İşte orada, yaptı yapacağını gene. Bunga bunga, alarm sistemini kontrol etmenin zamanı geldi galiba. Aman senin etrafta olduğunu bilmek ne güzel kaptan mağara adamı. Unga bunga, etrafta bir güvenlik araştırması yapayım dedim. Dur bakayım, görüş gücümü kullanayım bari. Gördünüz mü kaptan mağara adamı bile? Ama Pankrak başarabilir. Şimdi de plak koleksiyonuma biraz yeni parçalar ilave edeyim. O plakları öyle alamazsınız. Oo, hiç de haksız sayılmazsın. Yanıma bir de fıstık alayım, bu işimi görür. Bırak, bırak beni. İmdat, kaptan var adamı. Unga bunga, buralarda bir acayiplik yok ama. Bu da ne? Evde kimse var mı? İmdat, imdat, kaptan var adamı, yardım et. Unga bunga, Unga bunga, Hoşça kalın müzik severler. Fıstık için teşekkür ederim. Bilmo! Kaptan mağara adamı neredesin? Sana ihtiyacımız var. Unga bunga, buradayım anacığım, ne var? Kaptan mağara adamı, nereden geldin böyle? Unga bunga, ben mi? Süper kahramanlar kestirmeden gelir, unuttun mu? Allah'a şükür, Betty'yi kurtarmak için tam zamanında geldim. Ve benim plaklarım. Bırak etmeyi dostlarım. Şimdi onları bulur getiririm ben. Kaptan mağara adamı geliyor anacığım. Bu geçen hafta burada değildi ama. Yuhu, taksi. O süper kahramanı takip edemem. Bayağı hayatım boyunca birinin bunu bana söylemesini beklemiştim. Oh.
Aa, onga bunga gördün mü? Süper görüşüm yine yardımıma koştu. Oo, herkes başına çaresine baksın lütfen. Evet sayın dinleyiciler, trafik bugün her günkünden biraz daha garip. Merak etme hayatım, neredeyse eve geldim. Aa, unga bunga süper kahramanlara hiçbir şey olmaz. Aa, aa unga bunga şey diyorum, bazı günler işe çıkmasam daha iyi olur. Saklanmanın zamanı değil kaptan, çünkü Betty hala içeride. Kaptan bari adamı geliyor anacığım. Unga bunga teslim ol Punk. Bana bak, etrafını çevirdim senin. Kim sen mi? Ama uzun sürmeyecek. Unga bunga, belki yine erken konuştu. Yoksa kaptan mağara adamının sonu mu gelmişti? Betty bu hayatı benimseyebilecek miydi? Ağzının tadını biliyorsa benimser sayın anlatıcı. Süper suçlu Punk Rock Betty'yi kaçırmakla kalmayıp kaptan mağara adamını da yüzlerce kutunun altına gömmüştü. Bir sonraki hedefi ne olacak, bekleyip görelim. Rock City binasının tepesindeki o pırlanta iğneye ne dersiniz? He? Ve yanındaki fıstık da bana yardım edecek. Oh, ev işleri hiç böyle değildi. Ve Punk Rock yeni bir soygun için göğe yükselirken kaptan mağara adamına ne olacaktı? Aa unga bunga, iyi ki bir soruyu sormaya vakit bulabildin. Aa unga bunga, ışıkları kim söndürdü? Ama neyse boşver, önemli değil. Süper kahramanların ateş güçleri de vardır canım. Kaptan mağara adamı geliyor anacığım. Unga bunga, süper kahraman olmak hiç de kolay değil. Neyse şimdi işimize dönelim bakalım. Kaptan mağara adamı geliyor anacığım. Bak. Ve yepyeni bir iş daha fıstığım. Biliyor musun, içimde kötü bir his var. Sen en azından oturuyorsun bayan. Ben ne yapayım söylersene. Benim hepsi benim. Müzik dünyasındaki en büyük pırlanta benim artık. Bu gelen pırlantalar hepsi benim. Kaptan bari adamı geliyor anacığım. Ama neyse bunu da yanımda hep geniş takımları bulundururum boşver. Bakalım şimdi kendini ne kadar şanslı hissedeceksin kaptan budalası. Kaptan mağara adamı, kurtar beni. Seçim yapman gerekecek, süper kahraman o mu yoksa ben mi? Unga bunga, Pankrak'ı yakalasam Betty'yi nasıl yakalayacağım? Süper kahraman yardımcı aletleri nerede acaba? Aa, evet işte buradaymış, tamam. Bakın bu da değil, bu da değil, bu da değil. Evet tamamdır, Betty kurtuldu. Şimdi gidip Punk'ın işini göreyim bari. Bana bak. Bunu senin maaşından keseceğim, tamam mı? Hey kaptan, pırlantayı alıp kaçacak. Bana biraz yardım etsek mi acaba? İyi işler dostum. Evet, oyun zamanı bitti. Nasıl ama Unga Bunga? Beğendin mi Betty'yi he? Söyle bakalım. Nereye gidip teslim alayım? Sen iyi misin Betty? Benim hiçbir şeyim yok. Tabii bütün bunlar da kaptan mağara adamı da sağ olsun. Evet Unga Bunga, süper bir kahraman için olağan bir gün. Şimdi biraz uyuyayım bari. Bak Chester, Smooch grubu o kadar minnettar kaldı ki bu geceki konser için bize bilet verdi. Sen de gelmek istersen senin içinde bir tane var. Hayır. Hayır Unga Bunga, bir gün için yeteri kadar heyecan çektim zaten. Heyecan mı? Burada mı? Evet, hem ben daha farklı müzik dinlerim ya. Evet, kutuları kim daha çabuk üflerse o kazanacak. Aa, Unga Bunga anladım canım. Benim içinde bir sürü hava var zaten. Aa, bundan eminim aradım. Aa, merhaba, hoş geldiniz. Üfleme oyununu oynamaya hazır mısınız çocuklar? İlk önce bardakların altına birer delik açıyoruz. Sonra makasınızla iki eşit uzunlukta ip kesiyorsunuz. Kolunuzun uzunluğu da olabilir bu tabii. Evet kaptan, masaya bir tane kutu koyuyoruz. O kadar büyüğü gerekmiyordu canım. Kaptan, bu boyda bir tane daha yeterli. Evet, ipleri deliklerden geçiriyoruz.
ve bir ucunu masaya öbür ucunu da kutuya yapıştırıyoruz. Oyun nasıl oynanıyor göstereceğim size. Derin bir nefes alın ve... İşte böyle oynanıyor. Unga bunga ben buradayım baba. Bir şey görebiliyor musun? Hiçbir şey göremiyorum Pebbles. Buraya neden gelmek istediğini anlayamıyorum Bambam. Ben istemedim ki, Dino istedi. Yani onu muayene eden doktor bu civarın havasının ona iyi geleceğini söylemişti. Onun için geldik. Biraz çabuk olalım. Ne kadar geç kaldığımızı biliyor musun? Hey bir dakika. Yanlış yoldayız galiba. Nereden çıktı o? Gelirken ağaçlara işaret koymuştum. Ağaçlar yok ki. Galiba nerede olduğumuzu biliyorum. Burası lanetli orman. Yani babamların bize anlattığı geceleri ağaçların arasında hayaletlerin dolaştığı ormanda mıyız şimdi biz? Evet Bay Kuştaş. Buradaki hayaletlerin ismi buydu galiba. Ateş azalıyor galiba. Dino odun toplamaya gitmiş. Neredeyse gelir, merak etme. Eğer ben Dino'yu tanıyorsam o kadar çabuk gelmez. Her zamanki gibi gecikecektir. Lütfen dikkat, lütfen dikkat. O elinde tuttukları sadece orman hayvanlarına aittir. O elinde tuttukları orman hayvanlarını bırak onları. Bırak onları orman hayvanlarına. Ah bu tembel Dino yüzünden bütün işler yine bana kaldı. Of olamaz, ne kadar susamışım. Ah biraz su alayım bari. Bu Bay Kuştaş nasıl bir şey acaba? Ah Bay Kuştaş. Oh. Ah, sanırım kurtuldum. Hey, ne yapıyorsunuz siz orada bakın? Ah, bu Dino! Kim olabilirdi ki? Ah, Bay Kuştaş az önce beni kovaladı da ondan korktum. Ho ho ho, Bay Kuştaş mı? Hayalin ne kadar da kuvvetli senin. Hey, Dino, neyin var? Yani sen kaçarken ağaca mı çıktın şimdi? Ah oraya kadar doğru ama bir yerde yanıldın Dino. Dinozorlar ağaca çıkamazlar dostum. Şuraya bak, Mona Lisa taş tablosunu çalmışlar. Duydun mu? Dünyaca ünlü Mona Lisa taş tablosu dün gece Taş Yatağı Sanat Müzesi'nden çalındı. Hırsızın ada taşı olduğu ve soygundan sonra işaretini bırakarak kaçtığı belirlendi. Ne oluyor Dino? Ne oluyor sana Dino? Bu işaret o ada taşının işareti. Dino'nun bize gösterdiği işaretin aynı. Bak. Ya bada badu. Demek ki ada taş dün o ağaçlıktaydı ha? Evet. Biz de onu gördük ve bu işareti bırakıp kaçtı değil mi? Gidelim ve tabloyu kurtaralım o halde. Ama Kuştaş ne olacak Pebbles? Gündüz mü? Saçmalama, yürüyün hadi. Dino bize hangi ağaç olduğunu gösterecek. Aa olamaz. Dün akşam gördüğümüz bütün ağaçlar kesilmiş. Belki de ilerideki ağaçlar kesilmemiştir. Ne dersin Bamba? Ah karanlığa kalmayalım lütfen.
Bu kadar korkak olma lütfen. Hadi bak, ağaçlar burada. Kesilen ağaçları suya koymuşlar. Dino, sen işareti aramaya başla. Biz yardım getireceğiz. Şeyler oluyor. Biri sistemi harekete geçirmiş olmalı galiba ha? Ah, Dino orada bak. Yaba daba doo. Bu Bay Kuştaş. Belki yardım edebilirim. Bu kuştaş değil, bu ada taş. Pebbles çabuk. Mona Lisa taş orada, görüyor musun Pebbles? Sonra sabah gazeteye baktığımızda işaretin aynısını gördük. Soygundan sonra oraya gelmiş olabileceğini düşünerek işareti aramaya başladık. Mona Lisa taş gülüyor. Şuraya bakın, mucize bu. Oh, bu gülüşünü Dino'ya borçluyuz galiba ha? Bu gülüşü kimden aldığını biliyorum ben. Dino'dan. Aman aman inciklerim. Kuşlar gibi ağaçta uyuduk. Oo, herhalde gitmiştir. Tabii tabii sersem. Dün akşam da öyle diyordun. Oh, çok acıktım ya Zeferet. Bir koku alıyor musun sen de? Tabii alıyorum. Hadi yürü Barney. Selam Bay Çakmaktaş. Sizin söylediğinizin hepsini yaptık efendim. Ne yaptınız? Önce dağdan bir alageyik avladık efendim. İti bir harika. Gerçekten nefisti. Aa evet, ben de bir ağaca çıkıp oradan bir sürü yumurta topladım. Ya sen? Ben de çikolata renkli bir tavşan yakaladım. Al baba, bakalım beğenecek misin? Oo, harika bir şey. Aslında bak, kolektif bir çalışma değil mi efendim? Evet, izciye yakışan bir şey. Oyuncağım için bir tane alabilir miyim? Oyuncaklar tavşan yemez ki. Baban gibi aptalsın sen de. Bu senin bildiğin oyuncaklardan değil. Hey! Zaman değişiyor artık.
Bay Keskin Taş. Gürültüye alışık bir insan değilim ben. Bizimkiler daha dönmedilerdi. Bu kamp uzun sürmedi mi? Fred öğle yemeğini hiç kaçırmaz. Sarsmayın çocuklar, sarsmayın. İşte geliyorlar. Hayır, Fred sedye üzerin. Bir şey oldu galiba. Hadi gidelim Betty. Size bir şey söyleyeyim mi? Bana yaralıymış gibi gelmiyor. Fred, iyi misin hayatım? Sakin ol Vilma. Harika bir geceydi. Merak edilecek bir şey yok hayatım. Fred, ya bu sedye ne demeli? O sedye dersin bir parçasıydı sadece. Evet, bize hasta nasıl taşınır onu öğrettiler. Biz de pratiğimizi geliştirmek için dağdan beri taşıyoruz onu. Çok iyi anlıyorum. İzcilik günlerine dönüş demek. Bilsen çocuklara ne kadar faydalı şeyler öğrettim Vilma. Bay Çakmaktaş, her şey çok iyi olabilir ama bu sedye pek yararlı olmamış galiba. Anlamadım. Anlarsın. Sedyeyi yanlış ağaçtan yapmışsınız. Kesilen ağaç da benim fikrimdi zaten. Harika bir fikir. O kestiğiniz ağaçla aşırı derecede kaşıntı tozu bulunur. He? Kaşıntı tozu mu? Evet öyle ve etkisi 15 gün sürer. Wow, wow, sırtım. Ah bacağım. Ah midem. Ah karnım sırtım. Ah bacağım karnım. Hey Aytaş'ı, neler oluyor burada? Hiçbir şey bam. Gördün mü bak, bir inek deli gibi dolaşıyor ha? Nerede, hangisi? Hangisi mi? Şu zıplayıp duran işte, görmedin mi? O küçük Daisy. Bu yeni buluşum, ona muz getirdim. Şimdi de zıplatıyorum. Sonra ne olacak peki? Muzlu süt olacak. Selam çocuklar, bugün size Komiktaş Oyuncak Dükkanı'ndan sesleniyoruz. İçeride sevimli oyuncaklar, ben ve kameram sizler gibi merakla aynı şeyi bekliyoruz. İşte resimden sanatçımızı tanıyın yarışması başlıyor, yarışmacılar da buraya geliyor. İşte gördüğünüz gibi hazırlar. Şu oyuncakların güzelliğine bakın. Bütün günümüzü burada geçirebiliriz. Zok nerede? Ne zaman kaybolsa... Affedersiniz. Başka ne beklenirdi ki bunun? Karnım çok aç ya sizinki. Bekle biraz. Hadi artık başlayalım. Nedir bu? Evet, birisinin resmi. Çok zekisin. Burada bir ipucu var. Kobo değildir ve temiz havayı çok sever yazıyor. Evet. Bir de böyle deneyelim bakalım. Ben hala bulamadım. Anılarını yazmaya başlamıştır. Demek o da bu dayı oymuş ha? Füsun Ölaltaş olabilir mi acaba? 25. yüzyılda ölmüş olacak. Bu ipuçları da saçmalamaya başladı ya. Hadi artık vaktimiz kalmadı. Söyleyin çocuklar, kim bu karışık suratlı sanatçı? Dustin Hoffman'daş. Evet doğru, daha önce bilmediydiniz. İpucu da verdik size. Ama bilemediniz. Evet, bakalım başka ne diyor. Menekşeleri seviyormuş. Güzel değil mi? Hadi menekşe toplayalım. Ağızda eksik olan dili dışarı çıkaralım. Ne güzel. Evet, şimdi başka sayfaya geçelim. Suratımızı ne yapacağız? Büyütmeye başlayacağız. Göz bebeklerini çizelim. Ve dilimizi biraz daha dışarı çıkaralım. Böyle yapsın. Şimdi arka sayfayı ve diğer sayfaları koruyalım. Çok güzel. Bakalım karşımıza ne kürt çıkacak. Tamam mı? Şimdi ilk çizdiğimiz diyorum küçük figürden başlayarak sayfalarımızı hızla çevirmeye başlayalım. Bakın başı dönmüş küçük bir surat. Yalnız unutmamanız gereken şu bir şey var. Fazla bakmayın çünkü yapıyor size. Yapıyor. Görüyor musunuz? Nasıl? Çok güzel değil mi? Hadi hep birlikte çizelim bakalım. Yabadaba, ne kadar kötü bir hava. Sana sabah gidelim demiştim. Peki kızma. Yağmur bombası attıkları nereden bileyim? Burası İstanbul mu? Bak bam, şuraya bak, orada bir ev var. Belki bu gece konaklamamıza izin verirler. Peki bir soralım bakalım. Bam, Dino nerede? Thank you.
Merhaba çocuklar, bir sorun mu var? Hayır, bir sürü sorun var. Bu havada yola devam edemeyiz. Aa, sizi anlıyorum ama bu evin sahibi tatilde. Yardımcım öven evi onarıyorduk da. Evet, görünüşe bakılırsa işiniz oldukça uzun. Hoşça kalın. Bunda bir iş var Bambam. Geri dönüyoruz. Hadi çabuk ol, geri dönüyoruz. Ya durayım mı, ne oluyor? Bilmiyorum ama bu adamlardan hiç hoşlanmadım. Geri dönüp o evi iyice kontrol edelim. Aa yo, biliyor musun, hayatımda senin kadar şüpheci birini daha tanımadım. Bu evde hiçbir şey yok ki. Niye geri döndük bu yağmurda anlayamıyorum. Bambam bak, yukarıda bir anahtar var. Onu alabilirsen içeri girebiliriz. Tamam Pebbles. Buraya kadar geldik, geri dönemeyiz. Evet çok güzel, macera yaşayacağız yine. Saçmalama Bambam, yürü hadi. Peki tamam, sen de geliyorsun. Bu da nesi böyle? Çabuk evi terk edin, gümüş taşın hayaleti canlandı, çok tehlikeli olabilir. Ay. Gümüştaş'ın hayaleti mi? Bambam bak. Aa! Ay. Aman canım, bir tablodan mı korkuyorsunuz? Tablo mu? Biliyordum tabii onun öyle olduğunu. Çok komik değil mi? Yani... İyi o zaman, koşmayın. Hebele. Dino, neredesin? Güzel bir soru, neredesin ha? Çok yoruldum. Seni burada bekliyorum Pebbles. Mutlaka becereceksin bu işi. İnanıyorum sana, bana bir su getirsene. Neler oluyor bilmiyorum. Ama burada bir şeyler döndüğü kesin. Burası çok rahat gerçekten. Ne oldu bana Dino? Evet, bana ne oldu? Gümüş taşın hayaletiyle uğraşmaya devam ederseniz sizin için hiç iyi olmayacak çocuklar. Dino beni bekle lütfen, gitme. Dino, neden Bambam'ı kucağında taşıyorsun? Pebbles, biliyor musun demin ne oldu? Gümüş taşın hayaletini gördük. Hayalet mi dedin? Biraz uyusan iyi olur Bambam. Bu kapı ne acaba? İçeride ne var dersiniz? Bir göz atalım. Sen de mi burada hayalet var diyorsun Dino? Gerçek bir hayalet. Hey Bay John Gümüştaş, orada mısınız? Bir hayaletin sana cevap vereceğini mi sanıyorsun Pebbles? Daha önce kaç hayaletle konuşmuştunuz beyefendi? Hiç. Bunu tek başıma becerebilirim sanırım. Peki biz açacağız, tamam. Görmeyeceği birden söyle bu aracı. Ya bada baba. Bu gerçek bir hayalet. Aha, onu kaybettik yine. Hadi. Yabadaba wow. Bana sanki iki hayalet var gibi geliyor. Neredesiniz? Benden kaçamazsınız. Gelin buraya. Sizi bir bulursam, elime bir geçirirsem neler yapacağım. Bize yardım et Dino. Bu gerçek bir hayalet. Gelemez. Bak Bambam, bu
işimize yarayabilir. Ay, geliyorum. Bir hayaletten kurtulmak o kadar kolay değildir çocuklar. Benden kaçamayacaksınız. Yakaladın, hadi. Hadi Dino. Demek o evde iki tane John Gümüştaş hayaleti vardı. Öyle mi çocuk? Evet efendim, işte bu da diğeri. Ve bir de burada var. Ha, ikiz hayalet bunlar. Hayır, sadece maskeleri ikiz. Evdeki adam ve yardımcısı bunlar. Bundan sonra beni şüphecilikle suçlamazsın herhalde Bambam. Onların gerçek olmadığını nereden anladın? Evdeki mobilyaları kostüm yapmışlardı. Bunu kapıyı ilk açtıklarında fark ettim. İki kişi olduklarını nasıl anladın peki? Oh, inanın bu da çok kolaydı memur bey. Hayalet bizi kovalarken karşımıza bir tane daha çıktı. Ve böylece onların hayalet değil de kostüm giymiş birer sahtekar olduklarını anladım. Artık onları içeri atabilirim. Aferin çocuklar. Sağ olun efendim, ama bizim kadar Dino'nun ve süpürgesinin de yardımı var, unutmayın. Birbirlerine ne kadar yakıştılar, öyle değil mi? Güle güle Dino. Ne oldu Aytaş'ı? Çok değişik bir elbise oldu Bambam. Evet, her zaman aynı şeyleri giymekten bıkmıştım zaten. Bambam, sanki pijama giymiş bir dinozora benziyorsun. Ne demek istiyorsun sen? Dinozora mı benzedim yani? Evet, andırıyorsun. Pekala, söyle bakalım. Pijama giymiş dinozora ne denir acaba? Tabii ki iyi geceler denir. İyi geceler mi? O zaman iyi geceler çocuklar. Dur, yavaş ol, dursana. Bekle, çabuk buraya gel. Freaky! Freaky! Çabuk o garip yaratığı götür buradan. Ama baba, kedi bir şey yapmadı ki. Bir şey duymak istemiyorum, hemen götür onu derhal. Peki baba, kızma. Başın dik olmalı. Meşhur olmak için özverilerde bulunman gerekiyor Dino. Ne kadar güzel değil mi? Benim olabilir mi baba? Hayır, asla. Burada çalışma yaptığımızın farkında değil misin sen? Ama baba... Pebbles, çabuk götür onu. Hadi film yıldızım, böyle ufak şeyleri aldırma sen yavrucuğum. Şimdi ne olacak? Kalacak bir yer bulana kadar ortalıkta dolaşmasın bari. Bu kadar ağır çalışmadan sonra acıkmışsındır sanırım. Sana bir şey hazırlayayım. Hey, buzdolabını soymuşlar. Hepsi burada canım. Acım. Yavaş ol bakayım, akşama misafirimiz var. Yıldızından daha önemli kim olabilir ki, söylesene. Neandertalberg, film yönetmeni. Buraya mı geliyor? Bu gece. Tamam süperstar, işte o da senin ayağına geliyor. Baş başa konuşuruz. Başka misafirlerimiz de olacak hayatım, bunu bilmiyordum. Bay Talberk olmalı, ben bakarım. Hoş geldiniz efendim. Sağ olun, bakıyorum da kibarlığı biraz öğrenmişsin, çam yarması. Teşekkür ederim canım. Neydi ya tatlım benim, seni gördüğüme çok sevindim. Bay Talberk henüz gelmedi Vilma. Öyle mi Hediye? Sence bu filmde rol alabilecek miyiz? Elbette canım. Ben rol alacağıma kesinlikle inanıyorum. Frank, istersen bu işten vazgeç artık. Dino doğarken sanatçı doğmuş dostum. Hep klasik sanatçı ağzı. Bak şimdi Rakşov, fırla.
Koş. Bak gördün mü? Bunu Talbert gördüğünde çok şaşıracak. Ha öyle mi? Bir daha göreceğimi hiç sanmıyorum. Vay nandar Talbert. Yemek hazır. Kapanda kuzu servisimiz Bay Talbert. Bayılırım. Kuzuyu yakalayamadık ama kapan burada. Ne espri yaptım değil mi? Küçük dostumuza bir iki parça yiyecek ayarlamalıyız. Bu çok kolay. Abrakadabra. Ay yeter artık, ben gidiyorum. Peki tatlı olarak ne alırsınız? Kremalı pastaya ne dersiniz? Her şey için teşekkürler. Bana bir iyilik yapın ve bu şarlatanları en az bir hafta benden uzak tutun. Oh, böyle dublörlüğün adı bassın. Yani provada bunlar mı başına geldi yoksa olamaz. Bu insanlık dışı. Gel Fefi, gidelim buradan. Hadi gidelim hayatım. Ay ben de gidiyorum, ben de gidiyorum. Olamaz böyle bir şey. Şurada daha kolay bir rol var. Yine nelerin peşindesin Frank? Yalan dolanla herkesi kaçırdın. Çok basit oyunlar bunlar. Basit mi? Bu sargıların hepsi ithal. Hey! Artist adaylarım nereye gitti? Buradayız Bay Talbert. Geliyoruz Bay Talbert. Yine mi siz? Winning'in yerini nasıl dolduracağımı bilemiyorum. Galiba başka şansım yok. Bunlarla idare etmek zorundayım. Efendim işte set burası. Gelin bakalım, önce esas oğlan şantiye sahasından geçer ama her yer mayınlanmıştır. Sonra birlikte şu kulenin tepesine çıkmak zorundadırlar. En üste çıkınca da ama en üste oradan atlayıp sallanan kütüye tutunurlar. En can alıcı yer işte burası. Wow Dino. Dino kendine gel. Yaparsın sen bunu, halledersin. Bak. Dino! Oh. Dur diyorum sana. Artistim benim, dur. Bu rol değil, Dino. Dino! Bekle bizi, dur, ne beklesin, götürme bizi, sürükliyorsun Dino. Dino dur diyorum sana. İmdat. İmdat. Kurtarın. Evet Frankie, ne yapacağımızı söyler misin acaba? Doğrusunu istersen ben de bilmiyorum ama bizim küçük yaramaz herhalde bir şeyler söylemek istiyor. Baksana. İmdat! Hey! Şuraya bakın. Her şey senin yüzünden oldu. Hayır, senin yüzünden İmdat! Oldu. Hey, nereye gidiyorsun? Yuh! Evet, gerçek yıldızımı buldum. Bunu kim getirdi acaba? Ben getirdim efendim, gerçek bir kahraman o. Filmin asıl kahramanı benim. Hayır benim, benim hayvanım da kahraman, ben de kahramanım. Hayır benim. Ben kahramanım. Çam yarması, bana bak, seni çok kötü yaparım. Benim artistimi çalma. Artistimin hakkını yemeyin. Aa, küçük yaramazın hakkını gerçekten yemeye çalışıyorlar. Hey neredesin? Çık hadi.
Winnie, sen de buradasın demek. Seni arıyordum. Neredeydin? Ah, benim küçük yaramazım. Hey, doğrusunu isterseniz böyle sahnelere bayılıyorum ben. Arkadaşlar, herkese rol vereceğim. Winnie ve takımıyla birlikte herkes rol alacak bu filmde. Oo, bu harika. Peki ben? Evet, sen de oynayacaksın. Yalnız tehlikeli rolleri ikiniz oynayacaksınız. Kaytarmak yok. Bütün tehlikeli roller sizin. Bizim mi? Başrol olmaz, oynamam. Aa, ben hiç oynamam. Başrol bana yaklaşır. Nereye gidiyorsunuz? İkiniz de başrol ama ikiniz tehlikeli sahneleri oynayacaksınız. Buraya gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Oo, bunlar asla adam olmayacaklar şekerim.